Derseyicilerimiz yeni bir Adım Adım Avrupa özel programımızla yine birlikteyiz. Sizleri selamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Merhabalar. Bugün Adım Adım Avrupa özel, her zaman olduğu gibi özel programlarımızın konuğu özel oluyor efendim. Konusu özel oluyor. Biz de sizleri bu değişik konularla efendim konuklarla tanıştırmış oluyoruz. Bugün yine öyle güzel bir günümüz var. Çok müstesna bir konuğumuz var. Yine Türkiye'mizden. Efendim, Köln ISM Tatlı Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu olarak gelmiş olan İHBİR Başkanı Sayın Haluk Okutur Bey. Daha doğrusu bu organizeyi, Milli Katılım Organizasyonu'nu düzenleyen başkanımız, bugün konuğumuz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Burada sizlerle olmak çok güzel. Bayrağımızı görmek güzel. Eyvallah. Gurbette. Ülkemizi burada çok güzel temsil ediyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aynı şey sizler için de geçerli başkanım. Böylesi yurt dışındaki en büyük fuarlara gelip efendim milli organizasyonu sağlayan, katılım organizasyonu sağlayan efendim ülkemizin çeşitli markalarını oradan toplayarak gelip burada dünyaya açan, tanıtan bir işler yapıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar hem ülkemiz için hem şirketlerimiz için çok önem arz ediyor. Tabii ki bugün de böyle birlikte bunları konuşacağız. O tatlı fuarı biraz daha tatlanacak. Evet. Evet, Sayın Başkanım, İHBİR kısa adı ama bunun bir de açılımı var. Efendim, hem İHBİR'in açılımını alalım hem de değerli seyircilerimize sizi bir tanıtmış olalım. Böylece bir başlayalım. Evet. İHBİR, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği'nin kısaltılmış adı. İHBİR İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında toplanan çok farklı birliklerden bir tanesi. Ama İHBİR dünyaya Türk tarımını, Türk tarımsal ürünlerini, Türk gıdası ürünlerini ihraç eden ihracatçı firmaların, Türk firmalarını temsil eden bir birlik. İHBİR'in önemli bir yeri var. Çünkü şu anda Türkiye'nin çok önemli firmaları üyelerimiz ve yaklaşık İstanbul İhracatçı Birliği'nde bizim 1800'den fazla kayıtlı üyemiz var. Çok güzel. Bu 1800'den fazla üyemiz dünyanın dört bir yanına 205 ülkeye ihracat sağlıyorlar. Ve bu ihracatlar her geçen yıl daha fazla oluyor. Bu geçtiğimiz yıl 2019 yılında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Önceki yıllara göre daha da artarak geliyor. Her yıl %5, %10, %15 artarak ihracatımızı çoğaltıyoruz. Türkiye'nin bu çok önemli firmaları, Türkiye'nin çok değerli gıda ürünlerini işleyip, paketleyip, markalayıp dünyanın 205 ülkesine ihraç ediliyor. Ve bu ürünler içerisinde ağırlıklı şekerleme, çikolata, bakliyat ve buna bağlı diğer gıda ürünleri var. Tabii biz bu ihracatımızın arttırılması için birlik olarak elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İHBİR çok önemli bir görev üstlenmiş durumda. Hem o 1800'den fazla ihracat üyemizin dünyanın her yerinde yollarını açmak için, onlara yeni ithalatçı firmalar bulmak için, yeni ülkelerde yeni pazarlar oluşturulması için İHBİR'in çok büyük bir gayreti var. Biz bununla ilgili her yıl çok önemli aktivitelerimiz var. Bunların bir kısmı ülkemize davet ettiğimiz önemli ithalatçı firmalarının temsilcileri var. Alım heyetleri davet ediyoruz. Bunu her yıl devam ettirip yaklaşık her ay 2 ya da 3 kez bu alım heyetlerini ülkemize davet ediyoruz. Bu alım heyetlerini ülkemize davet ettikten sonra önce İstanbul'un o güzelliğini anlatıyoruz. Kendi sahamızda misafir ediyoruz. Türk misafirperverliğini gösteriyoruz ve onlarla ihracatçı üyelerimizi tanıştırıyoruz. İhracatçı üyelerimiz hem kendi ürünlerini onlara anlatıyorlar, üretim standartlarını gösteriyor, arzu edenler üretim tesislerini gezdiriyorlar ve kendi sahamızda onları ağırlayıp kendi Türk misafirperverimizi gösterip İstanbul'un güzelliğini, ülkemizin kültürünü ve geleneklerini, tarihini onlara anlattığımız zaman daha iyi bir sıcak bir karşılıklı anlayış ortaya koymuş oluyoruz. Bizim bu sıcak yaklaşımımız ithalatçı firmaları, ithalatçı ülkeleri daha da etkilemiş oluyor ve bizim ihracatçı firmalarımıza çok ciddi kontrat yapıp işlerini ilerlemesini sağlıyor.
Bu önemli bir etkinliğimiz. Buna bağlı başka etkinliklerimiz de var İHBİR olarak. Tabii. İşte bugün Almanya'dayız. Almanya'da Köln'de önemli bir fuar var. ISM fuarı, işte dünyanın en önemli şekerleme fuarı ve yaklaşık 50 yıldır yapılan bir fuar. Çok ciddiye alınan ve herkes tarafından önemsenen bir fuar. Biz 20. yılımız İHBİR olarak bu fuara katılımımızı düzenliyoruz. ISM'in önemli bir katılımcısıyız. Ve bu fuarda yine dünyanın farklı ülkelerine gelen alıcılarla Türkiye'deki ihracatçı firmalarımızın bir araya gelmesini sağlayan önemli bir fuar. Fuarlarımız var, alım heyetleri davetlerimiz var, ticari görüşmelerimiz var. 205 ülkeyle ilişkilerimizi sıkı tutup ticari anlamda ilişkilerimizi geliştirmek adına çok çeşitli aktivitelerimiz var. Yine zaman zaman çalıştaylarımız var. İhracatçı üyelerimizin dünyaya daha çok ihracat sağlamaları, ülke ekonomisine daha çok fayda sağlamaları için önlerinde bir engel varsa, problemleri varsa onların çözüm yolları, engelleri aşmaları ve dünya pazarında daha çok yer almaları için çözüm yolları aradığımız çalıştaylarımız var. Onlarla dertleşiyoruz, sorunları ortaya koyuyoruz, çözüm yollarını ortaya koyuyoruz. Bunu bakanlığımızla, birliğimizle, ihracatçılarımızla paylaşıp ortak hedeflerimize birlikte hareket ediyoruz. Yani İHBİR'in oldukça önemli bir misyonu var, önemli bir görevi var. Çünkü ülkemizin ihracatını arttırma gayretimiz var. Ülkemiz için ihracat önemli, ihracat rakamları önemli ve İHBİR'in bu konuda çok önemli çalışmaları var ama elimizde de çok değerli ürünlerimiz var. Türkiye'nin tarımsal ürünleri. Evet. Dünyanın en kıymetli ürünleri. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. En güzel ikliminden çıkıp gelen ürünler, evet, değil mi başkanım? Evet. Dünyanın en bereketli toprakları ve besin değerleri en yüksek ürünler, aromatik değerleri en yüksek ürünler, dünyanın başka yerinde rastlanmayacak kadar kıymetli ürünleri biz dünyaya yüksek katma değerle satma gayreti içerisindeyiz. Çok da iyi yapıyorsunuz başkanım. Böyle şahsınızla ilgili birazcık bilgi verme imkanınız olur mu başkanım? Elbette. İstanbul'da yaşıyorum ve evet, şu an İHBİR'in yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Diğer yönetim kurulu üyelerimizle, diğer birliğimizin çalışan arkadaşlarımızla şu anda Türkiye'deki ihracat artırma çalışmalarımız var. Ben Türkiye'de eğitimi aldım. ODTÜ'de işletme mühendisliği eğitimi aldım. Hep ticaretle uğraştım. Kendi işlerimiz var. Gıdayla ilgili işlerimiz var. Ben aynı zamanda Simit Sarayı'nın kurucu başkanıyım. Simit Sarayı'nı kurdum ve o zaman 4 çalışanımız vardı 2002 yılında kurduğumda. Şimdi 14.000'den fazla çalışanımız var. Ve uluslararası. Uluslararası. Yaklaşık 26 ülkede mağazalarımız var. Evet. 500'den fazla mağazamız var ve her hafta 3 ya da 4 mağaza açarak büyütmemizi devam ettiriyoruz. Ülkemizin o güzel geleneksel ürününü dünyaya anlatıyoruz. Simiti çok mübarek bir ürün, hem lezzetiyle hem geleneksel olması. Çayın en güzel yoldaşı değil, evet, mi başkanım? Evet, çayla birlikte. Ve Türkiye'deki o birçok kıymetli ürünümüzden sadece bir tanesi. Bununla da ülkemizdeki diğer firmalara örnek olmak istedim. Yani biz simitle bunu yapabiliyorsak sizler de diğer ürünlerimizle çok daha kıymetli ürünlerimiz var. Onlara dünyanın her yerini fethedebiliriz. Dünyanın her yerinde bu işlerimizi geliştirebiliriz. Hem ticari anlamda ülkemize fayda sağlarız, hem şirketlerimizi güçlendiririz ekonomik anlamda, hem de ülkemizin geleneklerini, göreneklerini ve ülkemizin değerlerini dünyaya bu şekilde anlatma imkanımız var. Bunun için küçük bir örnek diye başladık. Şu anda Simit Sarayı devam ediyor. Yine buna bağlı yeni bir projem var. Türkiye'nin çünkü tarımsal anlamda çok büyük fırsatlar ve çok büyük potansiyel olduğunu görüyorum. Bununla ilgili örnek bir proje hazırladım yine. Çok güzel. Bu şu, çünkü Türkiye'nin tarımsal ürünleri gerçekten çok kıymetli. Yani dünyanın her yerinde Anadolu topraklarında yetişen tarımsal ürünleri dört gözle bekliyorlar. Herkes hasretle bekliyor ve çok kıymetli. Ama biz bunu bugüne kadar maalesef hak ettiği biçimde dünyaya sunamamışız. Bu önemli ürünlerimizi, bu kıymetli tarımsal ürünlerimizi dünyaya hak ettiği biçimde sunamadığımız için henüz dünya pazarlarında yerimizi almamışız. Baktığımız zaman ülkemiz dünyanın tarımsal üretim potansiyeli adına sebzede 4. sıradayız, meyvede 5. sıradayız. Tüm dünyaya baktığımızda bu dünya gıda örgütünün açıkladığı istatistikler. Ya böyle bir potansiyelimiz var. Yani Türkiye
sebze ve meyvede ilk 5 ülkeden bir tanesi olmasına rağmen yaklaşık dünyada yıllık 2 trilyon dolarlık bir tarımsal ürün ticari hacmi var. Her yıl 2 trilyon dolarlık bir pazar var. Bu büyüklükte bizim dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olmamıza rağmen tarımsal ürün potansiyeli anlamında biz maalesef henüz onun %1'i kadar bile ihracat yapamıyoruz. Bizim 2018 yılındaki ihracatımız 18 milyar dolar civarında. Yani 20 milyar dolardan daha az bir ihracatımız var. 2 trilyonluk dolarlık bir pazarda. Ki bu pazar her geçen yıl artıyor. 15 yıl öncesine baktığımız zaman 600 milyar dolarlık bir pazar. 2019 yılına geldiğimizde 2 trilyon dolar. Ve 2030 yılına geldiğimizde yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Evet. Yani 7 trilyon dolarlık bir pazarda biz ilk 5 ülkenin içerisinde olmamıza rağmen potansiyel anlamda henüz çok küçük hedeflere varmış durumdayız. Önümüzde alınacak çok yol var. Yani biz bugünden 10 yıl sonra 7 trilyon dolarlık pazarda hangi rakamlara ulaşacağımızın hesabını bugünden yapmamız lazım. Ama çalışmasını da bugünden başlatmamız lazım. Çalışmayı da bugünden yapmamız lazım. Evet. Evet. Ona göre planlı programlı gidilirse dediğiniz rakamlara varmak mümkün. Başkanım, Simit Sarayı ile halen bir ilişkiniz var mı? Elbette. Ben Simit Sarayı'nda hala onursal kurucu başkanım ama aktif görevimi bıraktım. Evet. Orada yönetim kurulu başkanlığımı ve yönetim kurulu üyeliğinden de ayrıldım. Yeni projelere bakmak üzere. Tabii ki. Simit Sarayı şimdi kurumsal bir yapıya büründü. Ben 2012 yılında bir ortak aldım. 2014 yılında yabancı bir fonla ortaklığımız oldu. Şimdi profesyonel bir yönetim var. Oh. Ben Simit Sarayı'nda sadece %30 hissedar olarak devam ediyorum orada. Simit Sarayı bağlantım devam ediyor ama aktif olarak Simit Sarayı'nda görevim yok. Tamamen profesyonellere bırakmış durumdayım orada. Ama şimdi yeni yapacağım projede fiili olarak çok ilgileniyorum. Yani bu yeni proje beni çok fazla heyecanlandırıyor. Çünkü bahsettiğim gibi Türkiye'nin kalkınması, ekonomik hedeflerine çok rahatlıkla ulaşması, ekonomik olarak daha da güçlenmesi için tarımsal ürünlerimizi hak ettiği biçimde dünyaya satmamız lazım. Eyvallah. Bunun için de örnek bir proje hazırladım. İlk bu projenin maksadı şuydu. Türkiye'de çiftçinin, köylünün daha çok para kazanması ve toprağına sahip olması, daha çok ürün üretmesi ve katma değerli satmasını sağlamak. Şu anda çiftçimizi ülkemizde görüyorum ki çok cefakar, çok vefakar bir çiftçimiz var, köylümüz var ama onlar hak ettiği kazançları elde edemiyorlar. Ürünün karşılığını bile yeteri şekilde alamıyorlar. Maalesef. Dolayısıyla yorgun argın bir yılı geride bırakıp ve yine de bir işte kar sağlamadan çekerek geçiyor. Halbuki baktığımız zaman ülkemiz bu kadar bereketli topraklarda, bu kadar kıymetli ürünleri yetiştiren toprağımızda, bu kadar çaba gösteren ve gayret eden köylümüz hak ettiği yerde değil. Baktığımız zaman bir başka ülkede, Amerika'da, Hollanda'da, İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da köylüler, çiftçiler, onlar havuzlu villalarında yaşayıp dört tekerli araçlarla arazilerine gidiyorlar ve konforlu bir hayat sürüyorlar. Evet. Çünkü onlar ürettikleri ürünleri katma değerli satma şansına sahipler. Bizim de o şansı bizim köylümüze ve çiftçimize vermemiz lazım. Bunun için de iyi fiyatlarla dünyaya satabiliyor olmamız lazım. Bunun için bir örnek proje hazırlamıştım. Onun da ilk mağazasını Londra'da açıldı birkaç ay önce. Çok güzel. Londra'da. Çok başarılı oldu. Türkiye'nin o kıymetli zeytinyağı, Türkiye'nin kıymetli balığı, zeytini, bizim diğer kıymetli tarımsal ürünlerimiz. Fındığımız, kayısımız elbette, değil mi başkanım? Elbette, yani, evet. Ve çok çok talep görüyor. İnsanlar çok seviyorlar. Gerçekten evet. Türkiye'nin tarımsal ürünleri dünyanın en kıymetli ürünleri. Bizler bile gittiğimiz zaman dünyanın farklı ülkelerinde yediğimiz, içtiğimiz o gıda ürünlerinde nerede bizim memleketin lezzetleri diyoruz. Bunu biz dediğimiz gibi dünyanın farklı ülkelerinde insanlar da söylüyorlar. Gerçekten Türkiye bu bakımdan çok şanslı. Bizim bu şansımızı, bu potansiyelimizi değerlendirmemiz bir gerekiyor. Bir de o ürünlerimizin kıymetini bilemiyoruz. Bizim ürünlerimizi alıp başka ülkeler kendi damgasını vurup bize tekrar pazarlıyorlar. Hatta ilaç diye satıyorlar başkanım. Zeytinyağı dediniz. Mesela zeytinyağımızı aynen öyle yapıyorlar. Değişik ülkeler
Onlar siz de biliyorsunuz çok yakını. Çok haklısınız, çok haklısınız. Mesela zeytinyağı dediğinizde zeytinyağı Türkiye için önemli bir ürün. Evet. Dünya için de önemli bir ürün. Evet. Ama biz zeytinyağımızı İspanya'ya, İtalya'ya ve diğer ülkelere dökme olarak satıyoruz. Onlar şişeliyorlar, markalıyorlar. Bizden evet. aldıkları ürünleri 10 katına, 15 katına satıyorum. Başka ülkelere satıyorlar. İlaç diye satıyorlar. Evet, başkanım. Evet. Yani bizim aslında o katma değerden bizim faydalanmamız evet. gerekir. Bizim tüm tarımsal ürünlerimizi, zeytinyağımızı, fındığımızı, incirimizi, kayısımızı, üzümü, ne varsa tarımsal ürünlerin hepsini markalayıp, işleyip, paketleyip dünyaya bizim satmamız lazım. Ya yani bizim ham maddemizi bu şekilde heba etmememiz gerekir. Çok biz doğru birlik hocam. Olarak da bu gayret içerisindeyiz ve görüyorum ki bizim ihracatçı firmalarımız, üye firmalarımız artık bu konuda çok adım atmaya başladılar. Kendi markalarını oluşturuyorlar, kendileri markalıyorlar ve kendi markalarıyla dünyaya pazarlarına sunuyorlar. Önceden ham madde olarak sattıkları, dökme olarak sattıkları, çuvallarla sattıkları ürünleri artık gördüğümüz İspanya gibi, İtalya gibi, Hollanda gibi, diğer ülkelerde yapıldığı gibi çok yüksek standartlar üretim yapıp dünya kalitesinde ambalajlayıp, işleyip, markalayıp dünyaya satabilir durumdalar. Ama bu sayıyı arttırmamız lazım. Eyvallah, şu an yeterli değil. Gerçekten evet. Bunları sizden duymak çok çok önemli. Değerli seyircilerimizin, hatta çiftçilerimizin, köylülerimizin de bu vesileyle sizi tanımış olmaları onlara inanıyorum ki çalışma azmini güçlendirecek, kuvvetlendirecek. Siz 2018'de yapılan bir seçimle başkanlığa gelmiş oldunuz başkanım. Sizin seçimler kendi üyeleriniz tarafından yapılan kongrede mi seçiliyor yoksa atama falan oluyor mu başkanım? Çünkü o kadar isabetli bir yerde bulunuyorsunuz ki tarımsal ürünlerimizin kıymetini bilen, çiftçisinin efendim değerini bilen bir şahsiyetle şu anda bu programı yapıyor olmanın huzurunu ben yaşıyorum. Sizi dinledikçe de keyif alıyorum. Babasının hatırına oğlunu bir makama gönderenler, efendim atama yapanlar, işte dayısının hatırına o yüksek makamları işten anlamayan insanlarla doldurulmuş olduğunu ülkemizde görmüş olmak, yurt dışında da olsak bizi incitiyor, üzüyor. Ama işi ehli olan, işte zaten bizim inançlarımızın, kültürümüzün değeri de bu değil mi başkanım? Yani iş ehline verilecek. Bunu söyleyenler konuşurken söylüyor çoğu zaman ama iş atamaya geldiği zaman oraya hiç hak etmeyen etmediği şekilde yüksek makamlara küçük adamlar geliyor. Ama biz ilk birin başında şu anda ürünlerini bilen, hedefini belirlemiş olan efendim köylüsünün, çiftçisinin değerini bilen bir başkanla yan yanayız, beraberiz. Bu çok mutlu oldum ben bu şekilde sizi tanımaktan. Onun için siz çalışmalarınıza gayret edin. Kongreleriniz nasıl oluyor demiştim başkanım oradan. Evet, bizde birliklerimizde ihracatçı birliğinde seçimle yönetim kurulları belirleniyor. Evet. 4 yılda bir yapılan seçimler var. Bu seçimlerde kararı verenler birlik üyelerimiz. Birliğimize üye olan ihracatçı firmalar bu seçimlerde oylarını kullanıyorlar ve yönetim kurulunu onlar belirliyorlar. Onlar da tabii ki kendi işlerinin daha iyi hedeflere ulaşabilmesi için, önlerin açılması için destek olacak yönetim kurulunu belirlemek neticesinde o seçimleri sonuçlandırıyorlar. Çünkü biliyorlar ki yönetim kurulları bu çalışmalarla hem devletle olan ilişkilerinde hem uluslararası ilişkilerde ve bu tip etkinliklerde faydalı olacak yönetimler gelirse ancak kendi işleri büyüyecek. Evet. Onun için bizleri onlar seçiyorlar. Biz de onların seçimlerinde aldıkları kararlara layık olmaya çalışıyoruz. Bu gayreti sürdürüyoruz. Tabii bunu hem ihracatçı firmalarımız için bu gayret içerisindeyiz. Onların işlerini büyütmesi için. Daha da önemlisi ülkemizin ekonomik olarak kalkınması için bu görevi üstlenmiş durumdayız. Biz burada gönüllülük esasına göre seçiliyoruz. Burada kendi menfaatlerimiz için değil, kendi kişisel
bir fayda çıkarlarımız için değil, tamamen ülke ekonomisi için ve ihracatçı üyelerin geleceği için bunu yapıyoruz. Bunun için bu çabayı gösteriyoruz. Koşuşturmalarımız, çabalarımız, gayretimiz tamamen hem ihracatçı üyelerimiz için hem de ülke ekonomisinin kalkınması için. Bu önemli bir misyon, önemli bir görev, önemli bir sorumluluk. Bizler bu sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tüm birliklerin böyle olduğunu düşünüyorum. Yani herkes bu sorumlulukta olması gerekir. Olması gerekir. Evet. Keşke olunsa, olunabilse. Şu dünyada işte gök kubbede hoş seda diye, hoş seda bırakmak diye bir şey var. Yine bizim kültürümüzden süzülerek gelmiş olan insanlara bir ikaz var. Yani illa hep benim olsun demenin yerine onu düşünebilsek, çevremizi, ülkemizi, efendim çevremizle birlikte düşünebilsek iş çok daha farklı olacak tabii ki. Ki bizim inançlarımız da bu yönde zaten. Evet. İnançlarımız da bu yönde. Geleneklerimiz de bu yönde. Tarihe baktığımız zaman yine ülkemiz bu konuda çok hassasiyet göstermiş her zaman. Ülkenin birliği, beraberliği için, ülkenin kalkınması için, herkesin rahat etmesi, huzurlu olması için el birliğiyle gayret etme tarihimizde bu var. Bizler de o yolda ilerlememiz gerekiyor inşallah. İnşallah. Allah güç kuvvet versin, sağlık versin tabii ki. Bu başarılarınız devam etsin inşallah. Bu şekerleme fuarına, Köln'e 33 firmamızla birlikte geldiniz başkanım. 20. katılımınız. Bundan önce de zaten anlattıklarınızdan da anlamış olduk. İyi değerlendirdiğiniz için geri dönüşümler de efendim güzel, başarılı olmuş. Bir de şeyiniz çok güzel. Yani bu alıcıları ülkemizde ağırlamanız, onların güvenini önce kazanıp efendim işi sonra ticarete döndürüyor olmanız da çok önemli. Özellikle Avrupa ülkeleriyle ilgili onlar iyi güvenmedikten sonra ticaret de yapmazlar. Bir de yaparlarsa da kendi ülkeleri arasında onu yapmayı tercih ederler. Ama sizin önce o Türk misafirperverliğiyle İstanbul'un baş döndüren güzelliğiyle onları orada misafir ediyor ettikten sonra işi ticarete döndürme şeyiniz de çok güzel başkanım, çalışmalarınız. 33 firmayla firmamızı da markamızı da alıp geldiniz. Efendim bunun 3-4 gün sürecek olan bir fuar. Bundan önceki tecrübelerinizde özellikle bu şekerleme Köln fuarından aldığınız intibalar nasıl olmuştu? Bugüne kadar da Köln'deki ISM fuarı çok önemli bir fuar. Oradan çok iyi neticeler aldık. İhracatçı üyelerimiz bu konuda çok mutlu oluyor. Mutlular. Çünkü Almanya'daki bu Köln'deki şekerleme fuarı dünyanın önemli fuarlarından bir tanesi. Çok yoğun bir katılımcı var. Evet. Çok yoğun bir ziyaretçi sayısı var. Ve çok profesyonel ziyaretçiler geliyor. Bu bakımdan bugüne kadar Türkiye'den gelip burada ürünlerini tanıtan, markalarını tanıtan ve çok ciddi kontratlar yapan, işlerini sürdüren ihracatçı üye firmalarımız bir sonraki fuar için tekrar heyecan duyup tekrar gelmek istiyorlar. Her sene katılımcı sayımız artıyor. Hatta şu da var ki biz İstanbul Hububat Birliği olarak, İHBİR olarak 33 firmamızı getirdik. Yer olmadığı için diğer hollerde bizim 45 tane başka üyemiz de var. Yani şu anda toplamda 78'den fazla üyemiz var orada, markalarını tanıtan. Biz yalnızca kendi Türk holünde 33 firmamızı ağırlıyoruz ama yer olmadığı için diğer hollerde de 45'e yakın başka Türk firmamız var. Yani biz ISM fuarının önemli bir oyuncusuyuz. Türkiye Köln fuarında, şekerleme fuarında önemli bir ülke. Evet. Bu bakımdan hem bizler mutluyuz orada bulunmaktan dolayı hem de Köln fuarında Türkiye'nin bir ağırlığı var. Köln'deki şekerleme fuarında bir ağırlığımız var. Ve burada ülkemizin ihraç ettiği ürünleri dünyanın her yerinde insanlara gösterme ve dünyanın her yerinde pazarlarda yer edinme adına bize çok önemli bir katkı sağlıyor ISM fuarı. Biz de önemsiyoruz. Ülkemizi de önemsiyorlar bu fuarda olmamızı. Onlar da çok arzu ediyorlar. Çünkü gerçekten ihracatçı üyelerimiz hem üretim kaliteleri adına, ürünleri adına ve
yüksek standartlarda, dünya standartlarındaki ürünlerini dünyaya sunma fırsatlarını elde ediyorlar burada. Bu bakımdan çok iyi sonuçlar alıyoruz. Her sene katılımcı sayımız artıyor, ihracat rakamlarımız artıyor ve fuar olan talep de artıyor. Çok güzel. Hı. Değerli Başkanım, 78 tane o zaman üyeniz sizin bu ASM şekerleme fuarında yer alıyor. Bir de buraya Avrupa'daki şirketlerimizden katılanlar var. Yani en az 100'ün üzerinde burada Türk şirketi oluyor. Zaman zaman fuarlarda partner land olarak girişimler oluyor ve onlar yapılıyor. Yani o partner land olan ülke öne çıkartılıyor. Daha her yerde birazcık daha onun reklamları yapılıyor vesaire. Evet. Böyle bir müracaatınız oldu mu? Bunu yapma arzunuz var mı? Ya da ne zaman yapacaksınız? Bizim o konuda gayretlerimiz var. ASM fuarında biz ihbir olarak çok etkili olduğumuzu görüyorum. Çok güzel. Hatta gördüğümüzde yurt dışındaki fuarlar içerisinde buradaki etkinliklerimizden elde ettiğimiz tecrübeleri başka fuarlarda da kullanıyoruz. Çok. Şu an baktığımız zaman yurt dışından Köln'e gelip de fuarı ziyaret etmek isteyenler havaalanından itibaren bizim tanıtıcı reklamlarımızı görüyorlar. Evet. Yani Köln'de de Düsseldorf'ta da havalimanlarında biz Türk holünü ziyaret etmelerini sağlayacak biçimde tanıtımlar yapıyoruz. Yaptınız. Reklamları çok yapıyoruz. Güzel. Yani ASM fuarı da ülke olarak çok önemli bir yerimiz var. O konuda 20 yıldır süren geleneğimizi sürdürüyoruz ve her sene etkinliğimizi daha da artırıyoruz. Ağırlığımızı daha fazla fuarda elde ediyoruz. O bakımdan ASM'de Türkiye'nin önemli bir yeri var. Çok güzel. Bu başarılarınızın devamını tabii ki biz görmekten mutlu oluyoruz başkanım. Bir de İHBİR akıllı tarım ürünlerin üzerinde duruyor. Bu akıllı tarım nedir başkanım? Biraz onunla ilgili. Evet ya, tarım bizim için önemli bir konu. Evet. Türkiye için önemli bir konu. Türkiye'nin ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesi önemli bir konu. Çok önemli potansiyel olan bir alan. Tarımsal ürünlerimizin daha verimli olacak hale gelmesini sağlayacak bir proje akıllı tarım. Yani dünya artık teknolojiyi her alanda kullandığı gibi tarım alanında da teknoloji kullanılıyor. Yani hava durumundan toprağın analizlerine, üretimlerin periyotlarına kadar her şeyi değerlendiren teknolojiler var. Çok gelişmiş vaziyette. Biz artık geleneksel tarımsal üretim modelinden vazgeçip dünyanın geldiği noktaya gelmemiz gerekiyor. Bunun için teknolojiyi kullanmamız lazım. Ürünlerimizi, tarlalarımızı daha verimli hale getirecek çalışmalar yapmamız lazım. Çiftçimizin işini de kolaylaştırmak. Elbette. Bunun içinde elbette olmuş oluyor. Yani çiftçimizin, köylümüzün daha verimli elde edeceği arazilerini onlara nasıl uygulamaları gerektiğini konusunda bilgilendirmemiz gerekir. Çiftçimizin de köylümüzün de teknolojiyi kullanması gerekir. Evet. Ya bu konuda bakanlıklarımızla ortak çalışmalarımız var. Bu konuda ülkemizde çok önemli çalışmalar var. Hem bakanlığımız, tüm bakanlıklar bu konuda elinden geleni yapıyorlar artık. Ve devletimiz de köylümüzü, çiftçimizi destekleyen, teşvik eden programlar var. Bunlar şu an için çok yeterli olmasa bile o dönüşümü sağlamak, yani geleneksel tarımdan yüksek teknolojide akıllı tarıma geçme süreci biraz zaman alsa dahi bunu gerçekleştirdiğimiz zaman şu an mevcut üretim kapasitemizi en az 5'e en az 10'a katlayabiliriz. İnsanlar tarlalarından aldıkları üretimin şu anda aldıkları miktarın en az 10 katını elde edebilecekler. Ve bunlar da onların kazançlarını arttıracak, toprağa bağımlılıkları devam edecek. Artık büyük şehirlerde asgari ücretle çalışmayıp topraklarına dönecek insanlarımız. Boş araziler kalmayacak. Boş araziler kalmayacak. Evet. Topraklarını verimli kullanacaklar ve elde ettikleri gelir onları mutlu edecek. Evet. Bu hem onları mutlu edecek, köylümüzü, çiftçimizi, hem ülkemizin refahın seviyesini artmasını sağlayacak. Bu bakımdan akıllı tarım projesi önemli. Bu konuda da ülkemizde çok ciddi gayretler, çok ciddi çalışmalar var. İnşallah çok yakın zamanda bunların neticesini alacağız. Eyvallah. Hı. Sayın Başkanım, kısa bir ara verelim. Ondan sonra İHBİR'in hedefleri var. 2023 hedefleri var. Efendim daha yeni çalışmaları var. Onlarla ilgili de aradan sonra inşallah devam edelim. Olur mu başkanım? Hayır. Müsaadenizle. Değerli seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Bizden ayrılmayın.
Değerli seyircilerimiz, Adım Adım Avrupa Özel'in ikinci bölümündeyiz efendim. Konuğumuz İHBİR Başkanı Sayın Haluk Okutur Bey. Köln'de devam etmekte olan Tatlı Fuarı'nın, ISM'in efendim katılımcıları olarak, milli katılım organizasyonunu gerçekleştiren ekip olarak, grup olarak Sayın Başkanımız bugün aramızda, burada. Biz de ülkemizin tarım ürünleriyle ilgili gelişmeleri efendim, hatta çiftçilerimize olan bu konuşmaların arasında onlara olan yeni müjdeleri de hem teknik açısından hem de ürünlerin kıymet bulması açısından çalışmalarını konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanım, şimdi İHBİR'in bir başka üzerinde durduğu konu da 2023 hedefleri. Türk tarımının 2023 hedefleri neler? Siz bu hedeflerin neresindesiniz? Hedefe yolculuğunuz nasıl gidiyor diye ikinci bölümü de böylece başlatmış olalım. Evet. Burada bizim ihracatçı birliği olarak Türkiye'deki tüm gıda ihracatı olarak ihracat hedefimizi 13.7 milyar dolar olarak belirlemiştik. Evet. Bundan daha önceki yıllarda. Ve o 13.7 milyar dolarlık ihracatın biz şu anda 9 milyar dolarındayız. Ama önümüzdeki bir zaman... Bir şey kalmamış. Bir şey kalmadı. zaman olarak da önümüzde zamanımız var. Ama benim inancım şu ki 2023 hedeflerimizi biz 2021'de, 2022'de tamamlayacağız gibi görülüyor. Eyvallah. Bu büyüme rakamlarımıza baktığımız evet. zaman inşallah 2023 hedefimiz olan 13.7 milyar dolarlık ihracat hedefimizi çok daha yukarısına taşımış olacağız. Tüm ihracatçı üyelerimizle, birliğimizle, bakanlığımız tarafından bu gösterilen gayretlerle o hedeflerimizi çok rahatlıkla aşacağımız görülüyor. İnşallah çok daha fazlasına çıkarız. İnşallah. Çünkü ülkemiz çok daha iyisini hak ediyor her bakımdan. Hem ihracat rakamlarının büyümesi, ihracatçı üyelerimizin firmalarının güçlenmesi, dünyada söz sahibi haline gelmeleri, dünya pazarında önemli yerler elde etmeleri ve ülke ekonomimizin çok daha güçlü hale gelmesi için bunları yapabiliriz. Önümüzde fırsatlarımız var, potansiyelimiz var. Tecrübemiz var, bilgimiz var. Bu birikimlerimizi artık sahaya yansıtabiliriz. Dünyanın gıda alanında birliğimizin iştigal gıda oluşumunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki söz sahibi ülkelerden bir tanesi olabiliriz. Eyvallah. Bu çalışmalarımızı sürdürdüğümüz süre içerisinde hiçbir endişem, hiçbir şüphem yok. Ne kadar güzel. Kendinden planlarını yapmış, programını evet. yapmış, hedefleri belirlemiş. Efendim işte... ve yola devam eden bir başkanın kendine emin bir şekilde söyleyecekleri bunlardır. Bunu duymak da bizim için, değerli seyircilerimiz için çok çok önem arz ediyor başkanım. Bu çalışmaların arasında tarımsal ürünlerimizde markalaşmanın durumu ne alemde başkanım? Yani şimdi buraya hakikaten ülkemizin güzel ürünleri geliyor ama bir başka ülkenin ambalajıyla, efendim albenisiyle bizim ürünlerimizin bazen böyle gölgede kaldığı oluyor. O da bizi üzüyor. Sizin çalışmalarınızda neredeyiz? Ya bu konuda eksiklerimiz oldu bugüne kadar. Ve şunu bilmemiz lazım ki markalaşmak çok önemli. Yani geçtiğimiz yüzyılda baktığımız zaman ne üretirseniz satıyordunuz. Ama bu yüzyıl öyle değil. Bu yüzyılda ürettiğiniz bir şeyi satmanız için kendinizi anlatmanız lazım. Kendinizi tanıtmanız lazım. Rekabet çok fazla. Bu bakımdan rekabetten sıyrılmak için mutlaka markalaşmak gerekiyor. İnsanlar markaya güven duyuyorlar. Güven duydukları markaya markanın istediği fiyatı, bedeli ödüyorlar. Bizler bu konuda markalaşmada bugüne kadar eksiklerimiz vardı. Biz daha çok fason üretim yapan bir ülke durumundaydık bugüne kadar. Başka ülkelerin arzu ettikleri ürünleri onların markalarıyla üretip onlara gönderiyorduk. Evet. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bizim bunu yapacak gücümüz ve tecrübemiz var. Markalaşmak için adımlar atıyoruz. Bunu yapan Türkiye'de önemli şirketler var. Ve bu şirketler bu markalaşma çalışmalarından iyi sonuçlar alıyorlar. Ve markalarını oluşturdukları zaman çok kolay bir süreç değil. Hemen bugünden yarına marka
olamıyorsunuz ama bunun için sabırlı bir çalışma gerekiyor. Bu sabırlı çalışmanın sonucunda markalaştığınız takdirde artık uzun yıllar o markanızla dünyanın her yerinde pazarlarda, raflarda yerinizi alıyorsunuz. Bu markalaşmanın avantajı şu, bir defa dünya pazarlarında kendinize yer ediniyorsunuz ve o pazarlarda istikrarlı biçimde kalmayı sürdürüyorsunuz. Marka olduğunuz zaman istediğiniz fiyatta, istediğiniz ürünü, istediğiniz yerlerde, istediğiniz miktarlarda satıyorsunuz. İstediğiniz fiyatta satmanız size karlılığınızı arttırmayı sağlıyor. Karlılığınızı arttırdığınız zaman firmanız güçleniyor. Ülkenin ihracat rakamlarını arttırıyorsunuz ve bu karlılıkla markanıza yatırım yapıyorsunuz. Ar-Ge çalışmalarınızı güçlendiriyorsunuz, ürünlerinizi geliştiriyorsunuz, ambalajınızı, paketlemenizi ve markalaşmayı daha da güçlü hale getiriyorsunuz. Çünkü para kazandığınız zaman işinize yatırım yapıyorsunuz. Eğer para kazanamazsanız işinize yatırım yapamıyorsunuz, Ar-Ge çalışmalarına bütçe ayıramıyorsunuz, ürün geliştirmeye bütçe ayıramıyorsunuz ve bu çalışmaları yapmanız için de pazarlarda yer alamıyorsunuz. Markalaşma gerçekten önemli. Eğer markaysanız, insanlar size güven duydukları bir markaya sahipseniz dünyanın her yerinde tüketici sizi tercih ediyor. Buluyor. Ve kalıcı oluyorsunuz o zaman. Evet. Aynen öyle başkanım. Şimdi siz en azından bu Köln'deki ASM şekerleme fuarına, tatlı fuarına 20. kez geldiniz başkanım. Evet. Avrupa'yı da iyi tanıyorsunuz inanıyorum ki. Çünkü yarın Londra'ya ve işte bir başka gün başka bir ülkeye yolculuklarınız var. Hep bu yolculuklarınız da işinizle ilgili. Bizim Avrupa'da, Avrupa'nın her ülkesinde de gerçekten markalaşmış firmalarımız var, şirketlerimiz var. Onlarla tanışıklıklarınız ne durumda? Onlarla böyle alışverişiniz var mı? Onların vasıtasıyla Avrupa'daki insanlara ürünlerimizin iletilmesi daha kolay olmaz mı? Elbette bu çalışmalar var. İhracatçı üyelerimiz Avrupa'daki bu dağıtım kanallarına sahip olan Türk firmalar işbirliklerini sürdürüyorlar. Hı-hı. Bildiğim firmalar var. Türkiye'den de ihracatçı üyelerimiz bu Avrupa'da daha önce yer edinmiş, marka edinmiş, organizasyonu sağlamış, ciddi ve dağıtım kanallarını çok disiplinli biçimde uygulayan firmalarla işbirliklerini sürdürüyorlar. Türkiye'den çok ciddi miktarda ihracat yapıyorlar. Buradaki Türk firmalarımız Türkiye'den ithal edip o ürünleri farklı dağıtım noktalarına ulaştırıyorlar çok rahatlıkla. Bu konuda çok başarılı firmalarımız var. Bu kanallar takip ediliyor. Burada Türk ürünlerinin tercih edilmesi önemli. Hem Türkiye'den ihraç eden firmalar kendi ürünlerini her dağıtım kanalıyla, dağıtım noktalarına ulaştırma önemli. Ve bunun önemi kadar Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da Türk ürününe tercih ediyor olmaları önemli. Evet. Şimdiye kadar bu tercihleri çok doğru oldu, ilgili oldu. Ama buradaki Avrupa'da yaşayan çok ciddi miktarda vatandaşımız var. Evet. Onlar Türkiye'yi tanıyorlar, Türk ürünlerini biliyorlar, lezzetlerimizi biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Biraz da onların bu konuda Türk ürünlerine destek olmalarını ben isterim. Mesela nasıl başkanım? Tanıdıklarına, komşularına, arkadaşlarına, diğer ülke vatandaşlarına, Almanya'da yaşayan diğer insanlara da Türk ürünlerini tüketmeleri konusunda tavsiyelerde bulunmalarını arzu ederim. Türkiye'nin ne kadar kıymetli ürünleri olduğunu onlara anlatmalarını arzu ederim. Hatta belki ilk başlangıçta hediye olarak onları versinler. Türk zeytinyağını, Türkiye'nin balını, reçelini, marmolatını, zeytinini, Türkiye'den gelen bütün ürünü, helvalar, lokumlar, yani gerçekten çok güzel ürünler var. Evet. Belki başlangıçta komşularına ikram ederler ve devamında da onların Türk ürünlerini satın almasına teşvik etmiş olurlar. O bakımdan hepimizin böyle bir misyonu var. Çok doğru. Ülkemizin kalkınması için. Eyvallah. Ya bizler Türkiye'den gayret ediyoruz ama buradaki ülkemizi seven vatandaşlarımızın da Avrupa'da yaşadıkları süre içerisinde Türk ürünlerini bizim kadar anlatmaları, tanıtmaları, böyle bir sorumlulukları var. Evet. Eyvallah. Evet. Seyircilerimiz görüyorsunuz. Sayın Başkanım dedikleri gerçekten çok doğru. Avrupa'da 7 milyona yakın insanımız bütün Avrupa çapında yaşamakta. Efendim o insanlarımızın alışveriş yaptıkları alışveriş merkezlerinde, marketlerde vesaire Türk ürünlerinin bulunması
Hatta işte onlardan hediye alarak komşularımıza, Alman dostlarımıza götürerek ilk kapıyı öyle açmamızın mümkün olması tabii ki bizim sorumluluklarımız dahilinde. Başkanım, sizin buradaki o insanlarımızın, burada Avrupa'da yaşayan insanlarımızın tüketici olarak efendim alışveriş yaptıkları toptancılara, marketlere, bizimkilerin dışında direkt girme bir çalışmanız oldu mu? Var. Türkiye'den şu anda bizim ihracatçılarımızdan çok ciddi miktarda zincir marketlere satışlar yaptığını görüyoruz, biliyoruz ve çok ciddi ihracat rakamlarına ulaşıyorlar. Yani bu tarımsal ürünlerin bütün alanlarında bu şekilde ve bu Avrupa'da olan büyük firmalar, zincir mağazalar Türk ürünlerini satıyorlar ama kendi markalarıyla satıyorlar orada bu ürünleri. Türk markalarıyla satmamız lazım. Bizim gayretimiz o yönde. Evet. Bu konuda Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki güçlü markalar, güçlü market zincirleri Türk ürünleri tercih ediyorlar. Ama bu konuda bizim yine bir ricamız olacak. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarından o diğer Türk marketlerin dışındaki market zincirlerine gittiklerinde de Türk ürünlerinin olup olmadığını sormaları, evet, onu talep etmeleri lazım. Evet. Türkiye'den neyiniz var? Zeytin, Türk zeytini, evet, var mı? Türk yağı, evet, var mı? Türk balı var mı? Türkiye'den reçel var mı? Türkiye'den lokum var mı? Türkiye'den çikolata var mı? Evet. Türkiye'den şekerleme var mı? Gibi sorularla o marketleri bir şekilde teşvik etmeleri tahin lazım. Tahin var mı? Helva var mı? Bunları sordukları zaman pekmez var mı? Bu defa, evet, bu defa, evet, o market sahipleri böyle bir talep geldiğini görüp Türkiye'den ürün ihraç edilmesi konusunda, Türkiye'den ithal edecekler ürünler konusunda onları teşvik etmemiz lazım. Eyvallah. Bu konuda dediğim gibi Avrupa'da, Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın böyle bir misyonu var. En azından sorsunlar, Türkiye'den zeytin geldi mi? Türkiye'den yağınız var mı? Türkiye'den helva, tahin, lokum, evet, kuru yemiş, baharat ya da Türkiye'den akıllarına ne geliyorsa bu ürünleri, işte bahsettiğiniz 7 milyon, evet, vatandaşımız yaşıyor burada. 7 milyon vatandaşın farklı marketlerde Türk ürünlerini talep ediyor olması muhakkak ki bizim pazar payımızı büyütecek. Eyvallah. Yani biz birlik olarak ihracatçı üyelerimiz, devletimiz, bakanlığımız bu konuda gayretlerimiz var ama biraz da bizim dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızdan da bu konuda destek istiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Değerli seyircilerimiz, bize de iş düşüyor. Sayın Başkanım çok haklı olarak efendim bunu hatırlatmış oldu. Bundan sonra işte gittiğimiz o alışveriş merkezlerinde oranın yetkilisiyle, oranın kısım müdürüyle, şefiyle bunları konuşarak şu ürünlerimiz var mı diye sormamızda demek ki milli çıkarlarımız varmış. Evet. Bunu yerine getirmek zorundayız. Başkanım, bir de alım heyetlerini en fazla yapan birlik olarak rotanızı Latin Amerika'ya, Amerika olarak belirlediniz. Başka ülkelerle de bu organizasyonları gerçekleştiriyor musunuz? Türkiye ihracatına olan katkıları ne oluyor? Evet, bu alım heyetleri gerçekten önemli. Alım heyetlerini ülkemize davet ediyor olmamız, ülkemizin kültürünü, tarihini, güzelliklerini anlatıyor olmamız, misafirperverliğimizi onlara göstermiş olmamız çok büyük pozitif katkı sağlıyor ihracatımıza. Evet. Üye firmalarımızla, ithalatçı firmalar arasında çok ciddi kontratlar yapılmasını sağlıyor. Biz geçtiğimiz yıl Latin Amerika ülkelerini hedefe almıştık. Latin Amerika'nın tamamını taradık ve Latin Amerika'daki tüm ülkeleri, Güney Amerika'daki bütün ülkeleri ülkemize çok nitelikli alım heyetlerini davet ettik. Yaklaşık geçtiğimiz yıl 250'den fazla bir alım heyeti davet etmiş durumdayız Türkiye'de. 250'den fazla. 250'den fazla. Ve bunlar hem Türkiye'yi tanıdılar, ülkemizdeki ihracatçı firmaları tanıdılar, ülkedeki yaptığımız üretim standartları ne kadar yüksek olduğunu gördüler. Yani dışarıdan baktıkları zaman Türkiye'deki üretimin bu kadar yüksek kalitede olduğunu düşünmediklerini söylemişlerdi. Ülkemize gelince bunu anlamış oldular. Ürün kalitemizin ve bu konudaki standartlarımızın ne kadar yüksek olduğunu gördüler. Şimdi Latin Amerika'da Türk tarımsal ürünlerin, Türk gıda ürünlerinin, ihracatçı firmalarımızın ürettikleri tüm ürünlerin Latin pazarında görmeye başladık Güney Amerika'da. Bu çalışmalarımız çok iyi sonuçlar verdi.
Bu sene Afrika ile ilgili bir çalışmamız var. Afrika ülkeleri ile ilgili alım heyetleri davetlerimiz var. Bunları devam ettiriyoruz. Yine önümüzdeki yıllarda Uzak Doğu'da, Japonya'dan, Malezya'dan ve diğer ülkelerden, Asya'dan gene alım heyetleri çalışmalarımız var. Ya yani tüm dünyadan potansiyel gördüğümüz ülkelerden çok nitelikli alım heyetlerini getiriyoruz. Ülkemizde ticaret yapabilecek, mevcut işlerinde güçlü olan, pazar payları kendi ülkelerinde büyük olan firmaları ülkemize davet ediyoruz. Onları ağırlıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz, ürünlerimizi, tesislerimizi, üretim standartlarını anlatıyoruz ve tüm dünyada bu şekilde pazar payımızı büyütüyoruz. Bu konuda çok büyük gayretimiz var. Çok güzel. Bunu duymak gerçekten seyircilerimizi de mutlaka mutlu ediyor. Ülkemiz adına bu gelişmelerin, çıtanın yükselmesinin duyulduğunu, her konuda bunları duymak istiyoruz ama başkanım hepsi de mümkün olmuyor tabii ki. Bir de başkanım, şekerleme ve şekerli mamuller çalıştayı düzenlediniz en son. Bundan da bahseder misiniz? Türkiye sektöründe ne durumda? Türkiye sektörde ne durumda? Nereye gidiyor? Konunun ekonomik boyutu nedir? Bu çalıştayları zaman zaman yapıyoruz. Birkaç ay önce yaptığımız şekerli ve şekerli mamuller çalıştayında da ihracatçı üyelerimizi davet ediyoruz bu çalıştaylarımızda. Daha önceki yıllarda diğer sektörlerde yaptığımız çalıştaylarımızdan bir tanesinde şekerli mamuller sektörüyle ilgili yapmıştık. Bu çalıştayda ihracatçı üyelerimizi dinliyoruz. Onların önünde engeller, onların problemleri, sorunları varsa bunları masaya yatırıyoruz. Orada akademisyenlerimiz, hükümet tarafından, bakanlığımızdan yetkililer, biz birlik çalışanlarımız ve birlik yönetim kurulu olarak bir araya geliyoruz. Bu bir ya da iki gün süren çalıştaylarımız oluyor. Orada hem sorunları masaya yatırıyoruz, problemleri masaya yatırıyoruz, çözüm önerilerimizi koyuyoruz. Eyvallah. Daha sonra bunları rapor haline getiriyoruz. Evet. Bu rapor haline getirdikten sonra bakanlığımızla paylaşıyoruz. Ve o sorunlarımız ve çözüm yollarını da bakanlığımıza iletiyoruz. Ve orada bir görev paylaşımımız var. İhracatçı firmalarımızın da eksik olduğu konuları onlara ev ödevi olarak veriyoruz. Evet. Bu konular sizin sorunlarınız. Bunları siz halledin. Birlik olarak bizim yapmamız gereken işleri biz kendi üstümüze o sorumluluğu alıyoruz. Yine bakanlığımız tarafından yapılması gereken işleri de bakanlığımıza iletiyoruz. Ya bu çalıştaylarda gördüğümüz idari ve teknik olarak sorunların çok hızlı çözülmesini sağlamış oluyoruz. Çalıştaylardan çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ve bizim bu en son yaptığımız şekerli mamuller çalıştayımızda ki sonuçlar şunu gösterdi ki dünyada önemli bir yerimiz var. Ama gidecek çok yolumuz var. Dünyadaki o çok büyük pazarın biz daha çok küçük bir yerindeyiz ve orada alacak çok yolumuz var. Biz bu çalışmalarımızı, bu gayretlerimizi o hedeflere ulaşmak adına adımları atmaya başladık. Ve şunu da gördük ki biz üretim standartlarımız, ürün kalitemiz konusunda dünyadan geri kalır bir yanımız yok. Ya o bakımdan kendimize güveniyoruz. Oh. Özgüvenimiz çok yüksek. Evet. Çünkü dünyanın en yüksek standartlarında ürünler yapma imkanımız var. Dünyanın en iyi ham maddelerini kullanarak, en iyi teknolojiyi kullanarak en iyi ürünleri yapma potansiyelimiz var. Bu konuda önümüz çok açık. Şekerli mamuller dünyada çok önemli bir pazar ve bir pazarın biz önemli bir oyuncusuyuz. Ama orada yapmamız gereken o pazar payımızı büyütmek, daha büyük pay almak. Dünyanın her yerinde bu sektörde çok daha önemli pay elde etmek. Bu başarının zaten önü açık başkanım. Yani evet. Ne kadar gayret edilir, ne kadar planlı programlı çalışılır ise o kadar bir geri dönüşü oluyor. Evet. Ve bunu yapacak gücümüz var, bunu yapacak tecrübemiz var, bunu yapacak potansiyelimiz var, bunu yapacak ürünlerimiz var. Her şey hazır. Bir tek yapmamız gereken cesaretli bir adım atmak. Elbayı kavurup yemek. Evet, hepsi o kadar. Evet. Cesaretli bir adım atmak. Evet. Bugüne kadar ülkemizde gördüğümüz şu, bütün bunlar hepsi bizde var. Yani gözümüzde büyüttüğümüz ülkelerden, gözümüzde büyüttüğümüz firmalardan, gözümüzde büyüttüğümüz kişilerden hiçbir eksik kalır yanımız yok. Biz onlardan daha çalışkanız, daha heyecanlıyız, daha gayretliyiz, daha tecrübeliyiz, daha heyecanımız fazla ama tek bir eksiğimiz var, özgüvenimiz eksik. Biz özgüvenimizi sağlayacağız, cesaretli bir adım atacağız. Hepsi bu kadar. Eyvallah. Cesaretli bir adımla her şeyin üstesinden geleceğiz. Eyvallah. İnşallah. Başkanım,
Zaman o kadar baskı, öyle o kadar bir zaman baskısı altındayız ki şimdi Nihan Hanım hep saate bakıp duruyor, telefonlara cevap veriyor. Fuarda da sizi bekleyen çok efendim misafirler var, gelenler gidenler. Programımızın da sonuna gelmek mecburiyetinde kaldık artık. Nihan Hanım'ın baskısına dayanamıyoruz. Seyircilerimize içinizden geçtiği gibi vermek istediğiniz bir mesaj. Efendim, söylemek istedikleriniz nelerse, bu Avrupa'da yaşayan özellikle seyircilerimizin çoğunluğu Avrupa'da yaşayan insanlarımız. Biz Türkiye'de de tabii ki seyrediliyoruz. Ama buradaki insanlarımıza bir mesajınız varsa onu alalım. Çok teşekkür ederim. Ben de bu programa sizlerle beraber olmaktan çok memnun oldum. Hele ülkemizi dünyada gurbette temsil ediyorsunuz. Sizleri gayretinizden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle bayrağımızı buralarda taşıyor olmanızdan çok memnunum, çok gururlandım. Bir defa şunu bilmemiz lazım ki insanlar da, aileler de, ülkeler de, şirketler de mevsimleri yaşıyor. Bazen yazı yaşıyoruz, bazen kışı yaşıyoruz. Bazen bahar oluyor, bazen yaz oluyor. Şunu bilmemiz lazım ki yazın, baharda her şey güzelken hep öyle gideceğini düşünmememiz lazım. Önümüzde kış var, bir hazırlık yapmamız lazım. Bazen sıkıntılı zamanlarımız olur. Sonbaharı, kışı yaşarız. Bilmemiz lazım ki biz her zaman kışı yaşamayacağız. Önümüzde bahar var, yaz var. Yani yazın, kışı düşünerek bir tedbir almamız lazım. Kışa gireceğiz, bir hazırlık yapmamız lazım. Bazen de kışı yaşarken yazı düşünüp biraz daha sabır, biraz daha gayret, vazgeçmeden yola devam. Biz de şu anda ülkemiz büyüme sancıları yaşıyor. Ülkemiz büyüyor, güçleniyor ve bu sancıları yaşıyoruz. Tüm dünyanın her yerinde bir sürü problemler var. Ekonomik problemler var, insanlığımızı rahatsız eden problemler var. Ama bunlar geçecek. İnşallah. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. İnşallah. Ya biz burada ülkemizi temsil ediyoruz. Yani Türkiye'nin dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizin, bayrağımızın kıymetini, değerini, tarihimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi, adetlerimizi, örflerimizi, inançlarımızı bilerek burada ülkemizi temsil eder durumdayız. O sorumlulukla burada yaşamamız lazım. Ya ülkemizi her attığımız adımda, her söylediğimiz sözde, her bulunduğumuz ortamda ülkemizi temsil ediyoruz. Yani yurt dışında yaşayan tüm Türklerin böyle olduğunu düşünüyorum ve bu çaba içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Eyvallah. Her yaptığımız söz, konuşmada, her davranışımızda, her bir araya gelişimizde ülkemizin sorumluluğu omuzlarımızda. Eyvallah. O bakımdan benim tavsiyem bu yönde. Ülkemizin kıymetini bilelim, inançlarımızı bilelim, örflerimizi, geleneğimizi, bu güçlü tarihimizi, ülkemizin bu gücünü her yerde layıkıyla temsil edelim. Benim tavsiyem bu yönde. Her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Eyvallah. O bakımdan kendimize olan inancımızı, özgüvenimizi, cesaretimizi kaybetmeden bu kışları aşacağız. Önümüzde bahar var, yaz var. Biraz daha gayret, biraz daha sabır, biraz daha mücadele ve hiç hız kesmeden çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde. Eyvallah evet. Başkanım. Şu son söylediklerinizle dahil programın tadına doyulmayacak bir program oldu. Tam Anadolu nasihatıyla, Anadolu erenlerinin etrafına verdiği ışıkla çok bağdaşan şeyler söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle bizi buluşturan ilk bir ekibinden Anşa Hanım'a ve Nihan Hanım'a da özellikle teşekkür ediyorum. Efendim, değerli seyircilerimiz, tarımsal ürünlerimizin zenginliğinin farkında, altyapı çalışmalarını yaparak hedeflerini belirleyip, özgüvenli, çalışkan, heyecanlı, tarihine, kültürüne bağlı kişiliğiyle İHBİR Başkanı, başkanımızı bugün ağırlamış olduk. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Efendim, programımızın bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Adım adım Avrupa'nın her zaman söylediği ve İçten gelerek söylediği sözlerle yine programımızı bitirmiş olacağız değerli seyircilerimiz. Çünkü hayatın tadı orada. Yüreğinizdeki sevgi, muhabbet, yüzümüzdeki tebessüm sakın eksik olmasın. Etrafa hoşgörüyle, sevgiyle bakın. Her şey bir farklı olacak.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bugünlük de bu kadar değerli seyircilerimiz. İnşallah yeni konularla, yeni konuklarla tekrar birlikte olmak duasıyla.